hafta konuk Allah'ım Tarık Mengüç geldi. Takılıyor her gün peşime bıyıklı takılıyor. Ben seni sevdim. Tahminim doğru. Yasla başını hadi degajeme doğru. Enerjisiz insanlar bizden uzak olsun. Aman sinler Tarık. Ananı avradın son nefesime kadar. Gerçekten insansın. Benim de dedem amareyi boydu. Allah aşkına. Evet. Kız akraba olmayalım. İnşallah. Bacaklar böyle. Onu da yemeğini ben yaptım dedi. Yılın anneciği, hadi hadi anne beni. Hazır bir insan başlayalım. Efendim, hazır değilsen başlayalım da bu hafta konuk Allah'ım Tarık Mengüç geldi. Tarık hoş geldin. Hoş bulduk. Ya sana kavuşmayı bugün o kadar bekledim ki birkaç saat hem benim hem senin aksiliğimiz oldu. Ama yani birbirimizden habersiz nasıl böyle giyindik ya? Hislerle hareket ediyoruz. Hislerle? Sen de öylesin. Evet. Hislerle bugün dedim ben siyah beyaz giyineceğim dedim. Ondan sonra bugün de çok önemli bir haberi aldık. Yeğenim bebek sahibi oldu 10 sene sonra, 20 sene sonra. Tüp şey. Bebek yoluyla oldu ama bugün artık bebekler ikisi karına yerleşti yeğenimin. Öyle mi? Tabii. Tüp bebek oldu yeğenimin. Çok güzel ya. 20 sene sonra böyle Aret Kamar, Allah razı olsun abimden, çok destek oldu. Hemen bugün bebekleri yerleştirdik. 10 gün 12 gün sonra da haberini alacağız. Tutunursalar Allah'ım şükürler olsun. Tutunsunlar ya. Tutunsunlar. İkisi. Evet tutunurlar ya. Tutunurlar be. Valla. Orayı bitirdik hemen buraya geldim. O ne kadar uğurlu bir ziyaret bu. Evet şükürler olsun Rabbime ya. Allah evlat bekleyenlere Rabbim zaten amin. Senin de bebeciğin. Hayırlı, amin. Uğurlu olsun, bereketli olsun vatanına, milletine, bayrağına. Babaya saygı göstersin, anneye sevgiyi göstersin. Evlat ya, sanat camiasında çok önemli. Nur topu gibi bir bebeğin olsun. Annem bugün mesaj attı, dedi ki 5-2-0 ölüyorum, selam anda söyle kal. Dedi. Anda kal. Anasını satayım, anda kal yani. Enerjisiz insanlar bizden uzak olsun. Aman sinler Tarık. Gerçekten. Başka kelime yok. Yok güzel. Sevmiyorum. Enerjisiz ortamda kanı ağır akan insanları da sevmiyorum. Evet abi. Her şey doğal olacak. Her şey verimli olacak ki bu piyasada. Gerçi 25 senem geçti artık. Nasıl başladın Tarık? Nereden? Yani hikaye nereden başladın? Ya? O zaman benim hastalığım oldu. Mobilyada çalışıyordum. 2,5 sene yürüyemedim. Kaza mı geçirdin? Hastalandın. Eklem romatizması geçirdim. Eklem romatizması tamam. Sonra 3 sene yürüyemedim. Allah bana o şansı verdi. Hiç unutmuyorum. Buzdolabının mesafesi bu kadardı. Annemin gecekondu evinde yürümeye başladım. Oradan oraya giderken öyle bir sevindim ki Rabbim bana ikinci şansı verdi. Seni ne danslarla tanıdık oysa ya, bunun altında aslında evet. O güzelim dansın arkasında nasıl aynen. Bir hikaye var yani. Onun arkasında benim babam rahmetli bana dedi ki babacığım dedi gel artık benim arkamda dedi dabrukacı olarak başla. Tamam dedim ben de zaten ritim çalıyordum. Bütün herkesin düğünlerine gidiyordum mahallemde eski mahallemde Kuştepe'de. O 6 Mayıs olur ya Hıdır Ellesler. Bir tane bekar kızın başında bir şeyler maniler söyler ya ben işe gitmiyordum mahsustan işte şiir yazayım da onları okuyayım diye. Gerçekten. bir gün kolum kırıldı diyordum bir gün ayağım kırıldı filan derken dabrukacı olarak başladım Mecidiyeköy'de. Ben ahır kapıda ne severdim ama rengarenk çaputları bağlayayım da böyle o evlere gideyim o kapılar kendiliğinden açılsın evler da içeriden müzikler gelsin. Tabii. O bir birayı 7 aile içerken sen de araya gir falan. Bayılırdım ahır kapıda çok güzel, yani o şenliklere. Çok güzel. Hala da sürdürüyorlar bizim mahallede. Yani evet. Biraz çekingenlik vardı tamam mı? Daha yeni piyasaya girmişim. Masa alemi yapıyoruz. O gün para kazanırsam kazanıyorum. Kazanamazsak eve işte parasız gidiyorduk falan derken. Çok ünlü bir iş adamı geldi. Babama şöyle söyledi. Dedi ya baba dedi sen terledin artık şu arkadaş dedi kim? Dedi benim oğlum. O dedi farklı. Siz siyah takım elbise giymişsiniz. O adam demiş yırtık pırtık pantolonlar. Benim evladım ama güzel sesi dedi bana. Şarkı söyle dedi bana adam. Dedim ki söyleyemem. Söyleyeceksin dedi. Eğer söylersen dedi bir çanta çıkardı. James Bond çantası gibi. Bu paralar seni kafandan atacağım dedi. Başından atacağım senin dedi. Sen şaka yapıyorsun. Dedim ki tamam o zaman söyleyeyim. O zaman benim kraliçesi çok severim. Ablamdır, kadim dostum. Seda Sayan'a beste yapmıştım o zaman. Daha vermedim. Ben sana demedim mi? O benim. Sana söylemedim mi? Adama okudum. Adam
gözünden yaş aktı. Kim bilir manitasından mı ayrılmıştı o zaman bilmiyorum. Eser güzel diyelim arkadaşım. Eser güzel. Çantadan çıkarttı desteğiyle parayı, bir attı bana. Aa, biz o gün para kazandık. Babam, abim, kemancı rahmetli eniştem, adam dedi ki önümüzdeki hafta ben buraya masa götürüyorum dedi. Sen şarkı söyleyeceksin bana artık dedi. Önümüzdeki hafta rezerve oldu, 30 kişilik bir masa. 30 kişilik masa geldi ama rahmetli eniştem, Sabri eniştem, o da bestekardı. Dedi ki repertuar yaptım, adam geldi, ben şarkıyı söyledim derken gel zaman git zaman rezerve yapılıyor bana orada. Çok güzel bir başlangıç hikayesi bu ya. Sonra besteler duyuldu. Orada bir tane Almanya'da Engin abi vardı. Engin Doğrul adında bir abimiz vardı. Gel benim şirketimde çalış dedi. Taksim'de. Tamam ne yapacağım dedim. Sen dedi hem yemekhanede çalışacaksın dedi. Yemek vereceksin. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Yaparsın yaparsın dedi bana. Hem dedi işçilere para dağıtırsın dedi. Sonra ben bankaya para atacağım dedi. Orada geçilir gidersin bilmem ne. Ben müdür oldum. Aşçı oldum filan. Evet. O anda oru yaparken bilmem ne filan derken tabii ki Suat Aydoğan çok önemli benim için. Türkiye'nin en iyi aranjörü, en iyi yönetmeni. O beni keşfetti. Beni çağırdı. Dedi ki Tarık'cığım dedi beste sen yapıyormuşsun. Gel ben de artist gittim adama. Bir tane bestem var. Bir de Ümit Yaşar'da vardı. Adamın yanına gittim gözlükler falan. Ne kadar beste dedi? 10 bin dolar dedi bu. Kaç tane bestem var dedi bana. Dedim ki 2 tane 3 tane var. Dersine çalış dedi. Eve bir gittim. Annemi gördüm, babacığımı gördüm Allah rahmet eylesin. Allah üzüldüm rahmet onlara. Eylesin. Dedim Tarık git, git özür dile adamdan. O senin ekmek kapın sonuçta. Oraya bir gittim, özür dilerim senden dedim. Bana ekmek kapısı aç, stüdyoda çalışayım dedim. Stüdyoda çalışırken ilk işte sarıya boyadığımda saçları şansımın yaver gittiğini o an anladım. Şey, Etiler'de bir tane Satya Oblet diye manken var. Network'ün mankeni. Aa, lise yıllarımda bizim lise yıllarında bütün kızların defterlerinde Satyalar vardı. İşte. Bende. Zaten sen ilk çıktığında benim söylediğim dedim ki Satya geldi aynen. Suat'a dedim ki bu ben olacağım dedim. O zamanlar evlilik falan tabii ki daha yeni evlenmişim. Oğlum dedi eşin boşar seni. Boşarsa boşasın dedim yani ne yapayım. Çünkü radikal karar almam lazım. Benim bir yerlere gitmem lazım. Saçı ben sarıya boyadım. İkinci gün sokağa bir çıktım beni şeye benzettiler. Xavier vardı arkadaşlar biliyor musunuz? Galatasaraylı. Ona benzettiler beni. İmzalı resim istiyorlardı benden. Dedim ki tamamdır ya. İmaj da tuttu. Evet. Bitti. Şeklenle Minel giriyorum aynen. Dedim yani ben buna. Bütün sanatçıları da orada tanıdım. Herkesi tanıdım. Herkesi. Ebru Gündeş'inden tut İbrahim abi. Ondan sonra Gökhan Özenler, Sibel Canlar. Herkes tanıyor beni. Suat bana dedi ki bir söz yazacaksın dedi. Eğer bu sözü yaparsan dedi çıkış noktan olur. Allah Allah ne? Degaje dedi ya. Degaje var ya dedi. Çıkıyor şşt bıyıklı diyor dedi. Ayça. Buraları Ayça, yıkılıyor. Degajime doğru. Onu yazdım. Allah'ım. Tabii. Buraları yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Her gün peşime bıyıklı takılıyor. Ben seni seçtim. Tahminim doğru. Yasla başına hadi degajime doğru. Peki dedi. Ben bunu dedim nasıl yapacağım? Dedim ki ben Ayça olayım. Bir anda o ruhu. Geldi. diyorum. Evde yapıyorum ya böyle. Ulan dedi. Evet. Eşi dedi ki ne yapıyorsun? Dedim ki beste yapacağım. Onun şeyini almam lazım ruhunu. Yaptım. Ertesi günü bir gittim. Stüdyo dedim. Saat her şey bitti. Çok önemli sanatçılar, çok önemli besteciler stüdyoda böyle kalmışlar. Beni dinleyecekler. Ben de havalara çünkü yazmışım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Besteler bazen çalınabiliyor dedim. Herkes dışarı çıksın dedim. Sadece bir kişi kaldı. İsim de vermeyeyim boşver. O yönetmendi prodüktördü. Ben şarkıyı yapınca buraları yıkılıyor patladı. Patlamaz güm. Mı? Güm! Hem de tabiri nasıl? Caizse İstanbul'a Türkiye'ye çat çat tokatı attım. Evet. Sibel Can, Seda Sayan'da vardı, Sibel Can'da vardı, Kibariye'de falan. Ama Ayça benim şeyim oldu yani çıkış noktam. Suat dedi ki Tarık'cığım bir tane daha beste var dedi. İkinci şeyini kullanacaksın, zirveni kullanacaksın ne? Moskova'ya gidiyoruz yarın dedi. Ne yapacağız Moskova'da oğlum? Gezmeye gideceğiz. Sen de orada sözü yazarsın dedi. Tamam. Söz geldi bana. Güley rumaline katıla katıla bir sözünü geçiremedi karuda. Onu yazdım. İnanamıyorum tabii, sana. Yine Türkiye'ye tabiri caizse çat çat. Dedim ki tamam ben besteciyim yani. Kılıfa göre. Üçüncü şey dedi sonra işte Şakşuka'yı yaptım. Nirvana. Yüzyılın ben şarkısı. Ben rahmetli Atilla Özdemiroğlu'yla. Programa katılmıştım ben orada. Evet. Yetenek. Ve seni tebrik ettiğini. Evet biliyorum. Elini öptüm onun ben. Evet evinde
Bak gerçekten böyle piyanosu işte yılları böyle eskiden Fecri Ebcioğlu'yla geçmiş pop müzik tarihinin gerçekten böyle en tabii. eski ve başlangıç hikayelerinde tabii. yer alan bir adam hani vibrafonundan flütüne vesaire falan girmiş. Bir sohbet ortamı var ve şey isimler konuşuluyor yani daha pop müzik ve batıdan yani hafif batı müziğinden gelme böyle ritimle alakalı bir şeyler. Atilla Özdemiroğlu böyle yaptı. Tarık Mengüç var dedi. Şak şu kadar işte de o kadar uzağa gitmeyin. Tabii bizim canım. Memlekette dedi. Tarık Mengüç diye bir adam var dedi. Ve Tarık'ın Şakşuka'yı tamamen matematiği üzerinden tabii. bir müzisyen arkadaşına anlattı. Şurada dedi 9-8'lik ama dedi burada bir aksak ritim var öbürüne bilmem ne falan. Ben tabii o kadar şey oldum ki hep gül canımın içi. Dedi ki ve aradı biliyor musun Tarık'ı ve söyledi dedi ona yani sen evet. müthiş bir iş yapmışsın. Söyledi ben elini öpmüştüm. Ama. Evet ve evet. Biz seni çok andık yani. Allah beni matematiğinle aşık etti insanlara salonda. Dedi ki ondaki dehalık dedi başka bir şeydi. Bunun ritim. Formatı var. Bana diyorlar evet. ki neden şarkıların tutuyor? Şimdi dakikada ben kaç tane beste yaparım ama o değil. Hissettiğin zaman. Sen bana telefon açtığında size dedim ya sürpriz var. Hemen pat 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 çıktı. Bazen ben şey diyorum ya. Hani kimine göre Şakşuka, kimine göre Kuştepe. Kimine göre Dünya Starı, kimine göre Tarık Mengüç. Kimine göre bizden biri, kimine göre çok uzak. Aynen. Bazen bana diyorum ki yani bana dokunmuş olsalardı bu zamana kadar toslardılar. Çünkü ben çınar ağacıyım. Eğilirsem de bükülmem çünkü ben müzik adamıyım. Hani insanlar göz önündeki kıymeti bilmezler ya. Bir ara bir küstüm. Bizde çok var ama o yani. Bir küstüm piyasaya ne beste yapmayı şey yaptım ne başka bir şey oldum. İnsan ne ilişkileri böyle sanki baleye alıyormuş ya öyle, gibi ya. Evet hani, ya. O yeterlilikte görmüyor seni evet, falan. Çünkü o Türkiye'de, baleye alacak. Türkiye'de 20 sene program yapan insanlar vardı. Benim Şakşuka patladığımda beni konuk olarak aldılar. Çok önemli isimlerle beraber. 20 sene geçti bir kere davet edilmedim ya. 20 sene geçti çok önemli programlara katılmadım. Rekor bende. E neden? Sen elit misin? Elitin sonunda Şakşuka ile Ankara'nın bağları bitiyor. E tabii ki. Bütün düğünlerin sonu budur. Yok. Yani geçmiş olsun. Elit İstersen çırağını şey kapat. İstersen asla. Ya bir Şakşuka çalsana dersin. Bütün kontrbaslara, cellolara ya olağanüstü bir müzik. Sizler bak o adamlar da yıllarca okur. Halbuki o adamlar buradaki çileyle de eşdeğerdir. Çünkü onlara derler ki siz cazcı mısınız? Siz klasik evet. müzisyen misiniz? Evet. evet. E bizim branşta çalın. Yanlış evet. mı? Evet doğru. O adam ulan o kadar eseri senin tabii. peynir ekmeği kanepeyi kendini tıkayana evet. kadar yerken çalmak evet. için öğrenmedi ki. Yok. Ananı avradın son nefesime kadar gerçekten. Meğer sen ne tutmuşsun İnsan içinde. İnsan sıkılıyor üzülüyor. Geçen günler şey oldu. Yurt dışına 6 tane pasaport bitirdim ben. Oradaki insanlar beni görünce diyorlar ki bu kim? Farklı Türkiye'den dediler. Oradaki şey konsoloslukta ya da bilmem ne diyorlar ki biz böyle bir şey görmedik. Farklı biri. Tarkan evet çok önemli bir isim. Londra'da benim arkadaşım var Sezar diye. Demişler ki kardeşim bir sanatçının Türkiye'de hayat hikayesini yazmak istiyoruz. Bu kim? Tarkan'ı biliyoruz. O da demiş ki benim arkadaşım var Tarık Mengüç. Bakın incelemişler. İngilizce benim makalemi yazıyorlar. 19 ülkede Tarık Mengüç'ün billboardlarda James Bond'la beraber aynı kapakta yer alıyorum. Şimdi orada bu varken neden Türkiye'de böyle bir şey yok? Aa sen elit değilsin. Ay yiyeyim eliti. Sen çünkü olmaz. Ay ya Allah seni. Yani. Kız roman dünyayı yöneten zaten romanlar müzisyenler. Herhalde. Dünyayı yönetenler o Shakira'lar ya da işte Jennifer Lopez'ler ne nereli? Şeye hiç girmiyorum ben. Türkiye'de anladım. Böyle kemeri takıp sol şeritten 250 kilometre hızla gideceksin. Evet. Hiç kim çağırmadı, kim yapmadı. Çünkü benim de başıma takmıyorum. Çok gelir bu. Asla böyle trafiğe bak ya. Hani hiç böyle ben sadece. Eskide kaldı onlar. Sonra enerjime. Zaten işler değişiyor ama. Değişti. Güzel. Şimdi o gün bugün. Aynen aradan öyle. Yıllar geçti. Ben kimseyle şu anda muhatap falan değil mi? Kendi kabuğuma çekilmişim. Enerjiyle uğraşıyorum. Frekansla uğraşıyorum. Çoluk çocuğumun başındayım. Sen salladın böyle kemendi. Ben böyle gün. Salladım. Herkesi cebime soktum. Burada kaldılar şu anda. Ama huzurlu muyum? Çok huzurluyum. Çünkü ben çok şeyi başardım. İsmimi altın harflerle beraber sabah yıldızı. Çünkü Tarık'ın anlamı sabah yıldızları duruyor. Anladın mı? O enerjimle beraber kız kaşıklar duruyor benim üzerimde. Instagram'da var. Var. Ay. Neler var Instagram'ımda benim? Kaşık bükende bir dostum var artık diyebilirim yemin ediyorum yani. Ya böyle işte.
Ya şu saçını boyadığın için ayrı teşekkür ederim. Gerçekten erkeklerin de saç boyayabileceğini, onlara ne kadar yakıştığını. Radikal karar. Ne kadar. Evet. Çok. 20 sene önce. Ya şu kadar beyazını kapatırken çekinir Türk erkeği. Şu kadar, ya kapa ne olacak? Tabii. Kim ne diyecek yani falan. İşte diyor ki zirveye çıkabilmen için radikal kararlar vermen lazım. Evet. Ama aynen. Ama dökülürse sen ne yaparım? Dövme yaptırırım kafama böyle. Yine karizma olurum. Olursun. Hiç sıkıntı yok. Aslında background'da sen çoktan başladın hikayelere bir Tarık var. Tabii. Ama şimdi kendi çıkacak yani, Şakşuka ile birlikte. Ve sonra biz birden o dans, o hikaye, evet, o enerji çok, gökleri delen bir ışıkla. Evet, yıldızla. Açın kapıları diye giriyorsun. Aç. Aynen yani yemin ediyorum. Rekor bende. Şimdiki şeyi camiaya anlatıyorum. Arkadaşlar evet, çok güzel eserler yapıyorsunuz. Allah'ım gani gani versin sizlere ama bir haftalık ömrü şarkıları. Bir hafta sonra yine beste yapmamız lazım. Para da dayanmaz. Ama ben ne yaptım? 12'yi gördüm. Pat! Vuruldu. Bitti. Şakşuka markadır ya. Eskiden çok mütevaziydim. Şimdi hayır. Kükrüyorum. Çünkü bir tarif... Hayır, öldürme! Çocuğu Asya, sakin ol. Asya, gelmez buralara. Yeni bir amcan geldi Asya, vallahi bela. Vallahi ama çok güzel bir şey ya bu. Aşkım, bizde de var aşkım. Aşkım mı kedinin adı senin evdeki? Sütlaç. Sütlaç. Tabii. Aha, Sezen Aksu 2, bir tane daha sütlaç çıktı. Onu biz kışın çok küçüktü, kapıda bulduk onu biz. O günden sonra evde baktık. Şimdi geçen günler yine eşim bir tane bulmuş dışarıdan. Eve böyle hemen girmiş. Diyeceğiz. Sana da ne kediler geliyordur ha böyle. Kedi gelir yani böyle güzel enerjiye, şeye, o ışık. O zaten geldikten sonra daha çok. Ben kediden korkuyordum. O geldikten sonra kedileri o kadar çok seviyorum ki. Yarın ona bir sahip bulduk ikincisine, Tekir'e. Yarın Çanakkale'ye gidiyorum. Çanakkale'ye götüreceğim, onu bir sahiplendireceğim. Ama ben çok seviyorum. Karıncayı seviyorum. Böceği seviyorum, çiçeği seviyorum. Bir gün eniştem dedi ki, büyük eniştem dedi, ya dedi, evden garip garip sesler geliyor, yak 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 sesleri. Ya ne sesleri gelebilir, ne sesleri? Abi kurbağa bizim evde doğum yapmış. Ama yani kurbağa da iki tane çıkarmıyor Tarık. Ya bütün odalara bunlar hepsi kaç böyle tane kız öğrenci hareketi gibi yayıldılar yani. Böyle ya, hepsi diye bir gittiler. Yani komşuya anlatılacak iş değil. Bazen mesela 30 tanesini süpürdün, hani dışarıya attın onları. Attım. Şöyle dereye gitsinler diye. Bir tane yavru anasını arayan çıkıyor evin içinde. Aynen. Yani misafirin ortasında. O da tabii bayağı hikaye bizde yani. Ama hayvan sonra böyle böyle sevmeyi öğreniyorsun ve doğayı duymayı da öğreniyorsun aslında bu anılardan. Hissediyorsun. O yaprağın ya da herhanginin. Ben hep hikayelerimde bir format başlattım kendime. Rızkı veren Allah'tır diye. O hayvanların nasıl mücadele ettiğini, nasıl yemek yediklerini hep hikayemde paylaşıyorum. Bugün arı vardı işte, çiçekler açmış, arı yemek alıyor falan böyle. Nasıl görüyorsan aslında, diyor ki aslında benim kelimem o. Dünyayı nasıl görürsen o sensin diyor. Evet, bazen şeytan kulağımıza üflüyor. Yap diyor yani. Hani anladın evet mı? Evet. Yap diyor, günaha gir diyor. Sen diyorsun ki hayır, günaha girmek istemiyorum. Yapacaksın lan diyor. Ama bu işin sırrı ne biliyor musun? Çok dua etmek Rabbine. Şerden uzak durmak, hayırlı insanlarla olmak. Ben 3 hafta önce çok rahatsızlandım. Kendime gelemedim. Ciğerlerim ötüyordu. Tüt, ötüyor. Yani, ama ne güzel ötmüş ciğer, bu ses çıkıyor. Ötüyor sana kız. Sağa yatıyorum. Tüt. Allah Allah, sola yatıyorum. Tüt. Böyle, dedim ki abi flüt mü yuttum ben? Ne oldu? Gitmedim hastane, kalmadı. Ondan sonra derken Allah şükürler olsun bedava teneffüs şey yapıyoruz. Evet. Böyle, nefes alıyoruz. Parayla gidiyorlar hastanede nefes alıyorlar insanlar. Ya. Evet. Ne kadar şükretsek az ya. Evet, çok gerçekten duayı ediyorum. Dostlarım, arkadaşlarıma i̇yi çok geliyor. Dua. İyi geliyor. O kadar de iyi geliyor ki Gülben'in de bana enerjisi geliyor. Sen mesela bana... Belki uzun zaman oldu görüşmedik, belki konuşmadık, sektörler ayrıydı filan. Önemli olan telefonda kardeşim nasılsın dedikten sonra. Karşı karşıya geldiğinde evet böyle ya, hayatın içinde başka bir zamana ait hikayeyi paylaşıyor gibi sarılabilmek. Evet, işte yani onun çok için ben bazen şey, ödül törenlerine gitmiyorum. Çünkü auram enerjiyle hastalanıyorum. Ben hayatım boyunca 28 tane ödülüm var. Hatta Atilla'ya verirken de hep sıçıp batırırım. Ya ağlamışımdır, ya düşmüşümdür, ya bir şeydir, ya bilmem ne. Ben o üçüncü duvar yıkıldı bir ara. Sahne anksiyetesi geçirdim. O da Atilla'ya ödül verdiğim zamanla denk geliyordu. Bayağı bir tedavi gördüğüm bir süreçti. Herkes bana bakıp böyle o ön yargı hissetme şeyi. Sanki bu zamana kadar sahneye çıktığımda hep kendimi
coşkulu ve özel biri hissederdim. Fakat benim en büyük radikal kararımdır mütevazı biri olmaya karar verdiğim gün. Çok iyi hatırlarım çünkü eskiden bir ukala dümbeleydim ben. Ona karar verdiğim andan itibaren hayat o değişti. Suçluluk psikolojisiyle evet, o kadar güzel sendeledim ki hatta manga geldiğinde Ferman'la ve diğer konuklarımızla konuşurken arada bir örnek veriyorum yani. Düşme hikayeleri güzeldir. Yani hep evet. Böyle ben 25 yılda şuraya geldim dersin ama şu kadar kez takıldım, şu kadar kez ayağım sekti. Evet. Bak bu yarayı buradan getirdim falan. Şeyi de çok sorgulamıştım mesela. Ya hayatın bir aksiyonu var, bir kazası var. Covid zamanı yandım mesela değil mi? Birden yani ertesi gün Netflix'te işe başlayacakken set bir ay ertelendi. Dediler ki hani Covid çünkü artık setlere de bulaşıyordu. Dedik ki Allah Allah dedim Tarık bir ay çalışamayacağım dedim. Ya ne yapacağım ben şimdi bir ay dedim çok sıkılacağım falan. Ne kadar enteresan bir senaryonun onayını veriyorum işte. 15 dakika sonra yandım ve 18 gün operasyon geçirdim. Her gün 18 operasyon ve dediler ki 35 gün yatacaksın. Ya hayat derler ya sen plan yaparken başına gelenlerdir diye ben işte yani. Ben işte o zaman TikTok zamanı dedim ki ben şimdi TikTok o korona falan bilmem ne. Ben dedim ne yapacağım ya hani parayı nasıl hani kazanacağım. Bir program yaptım sosyal medyada. Her ay 3 konser parası kazandım. Şer dediğim şey hayra döndü. Evet ben biz Sinerji ekibiyle bir gün Cihangir'de buluştuk kahve içiyoruz Emre ve Feray'la. O zaman da bir proje falan hayalimiz var ama ne olacak ne bitecek. Başka bir şey için tanıştım. Emre ile Feray dedik sen niye YouTube programı yapmıyorsun? Senin bu enerjini yani senin moderatör konuşmacı enerjini biz dedi görmüyoruz. Ya dedim bana bak hala aynı tedirginlik. Çok mu bir yerin efendisiyim sahibiyim gibi duruyorum. Bazen böyle oturduğumda ben böyle oluyorum mesela. Programda kendimi izliyorum. Hemen şöyle yapmışım 2 dakika sonra. İçimdeki bir ses diyor ki ben kimim ya? Asla. Böyle bir deli oturuyorum. Asla. Halbuki dediğin şey ne kadar doğru. Tabii canım. Otur anasını kesinlikle. Satayım şöyle bir. Kendin olursan dağları deviriyorsun. Ben 2009 yılında arkadaşımda kalıyordum Tarık. Ya hiç ünlü değilim, şey değilim böyle konservatuar bitirip bir özel tiyatroda oynuyorum falan ama mutsuzluklarım da var. Bir gün çok yakın arkadaşım ağlarken dedim ki ben kaç yıldır dedim adam akıllı bir ev tutup dedim şey yaşamıyorum. Hep dedim bir göçebe hayatı var. Ben dedim ki başımı sokacak bir yer Allah. Ben dedim niye böyle dualar hayır, ediyorum ya? Kötü. Ben dedim ev alacağım dedim. Hayır. Tarık ben 3 ay sonra reklam çekip ev aldım. Ben bir anda uyandım çünkü dedim ki niye aza tamah eden bir bilinçle dedim kulluk. Kıtlık bilinci. Kıtlık bilinciyle dedim konuşuyorum tabii, ben dedim bilinci. Yani. Eşim 3 seneden beri bunlarla ilgilendikten sonra inanılmaz rızkım açıldı. Şarkıları yapıyorum böyle atarlı. Bütün deliler beni buluyor. Deliler buldu. 200 lira gibi. Dedim ki yok ben auramı açmam lazım eşimden evet. Öğrendiğim kadar. 5-2-0 yaptım anda kal diye. Orada ben olumlama yaptım. Olumlama yaparken de oldu. Şöyle oluyor. Diyor ki Tarık Mengüç ben seni zengin edeceğim. Eğer senin burnun kaftağındaysa ben senin elinden onu alacağım başkasına vereceğim. Allah benim, Tarık'ın burnunun ucu benden bile daha yüksekte. Yani ne olursun bana gani Tarık'tan versin, daha çok para ver. Sizi de aynı bütün dostlarıma. Affedici misindir Tarık? Affetmediğin sürece para blokajım, aşk blokajım, sevgi blokajım her şey gidiyor. Diyor ki eşimden öğrendiğimi anlatıyorum şimdi. Herkesin tabii ki öyle düşünceleri benim kendi düşüncem. Öpüyoruz onu. Ondan sonra aşkımsın benim. Kız kudurdu. Evet. Diyor ki Evren ben Rabbin olarak her şeyi gördüm. Senin yaptığın her şeyi biliyorum. Ben affediyorum senin en ufak bir kelimende. Sen kim oluyorsun diyor. Bunu da gerçek hayatta silüet olarak karşındaki insanı karşına alıyorsun. Diyorsun ki bugüne kadar bana çok acı çektirdin. Bana zulüm ettin. Bendeki o yükü sana teslim ediyorum. Seni affediyorum. Sen de beni affet diyorsun. Olay bitti. Para blokajının anında açılıyor. Ondan diyorlar ki bir psikiyatristin şeyi vardı. Ben çok hoşuma gitti. Şu bu memleketimizde dedi anneyle göbek bağını kesemeyen o kadar erkek evlat var ki dedi. Tabii anne, atalar, dedeler dedelerindesi dedi. Benim babalardan gelen mesela işte gen diyoruz ya. Benim babamın Allah rahmet eylesin kulakları delikti. Şurada bak bende de var. Oğlumda da var. Delik burada. Bunlar peki ne? Nedenmiş? Araştırdım. Yunusların ön sezileri vardır. Yunus soyundanız biz. Şurada delikler var ya. Evet. Peki Mengüç'ün anlamı ne? Çok eski yıllarda o zamanlar kabileler varmış. Mengüç eskiden adı Tigrit'miş. Küpe halka törenleri yaparlarmış. Sonradan hükümdarların çocuklarına takılan Mengüç adı konulmuş. Kötü nesnelerden arınsınlar diye. Ve Tarık'ın anlamı da sabah yıldızı olduğundan, Sirius'la bağlantılı olduğumdan, hayatımın dün, bunu kimseye anlatmıyorum tabii ki, dün
ve Secere. Ben şifrelerimi buldum. Ve onlardan ben ilham alarak bir baktım tık 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 tık. Ben demek ki orayla bağlantılıyım. Rab, kalp, üçgen. Ben de bu gebelik Tarık şeyde hormonal olarak mı peki ne kadar şey rüyalar görüyorum. Mesela üstüme çekirgeler konuyor. Yok. Biri düşüyor kan içinde onun için bir şey yapmak istiyorum. Şöyle. Vesaire. Acaba dedim korkularımı mı aynı oluyor? Hayır. Şimdi rüyaların aslında hani gerçeklik payı var ya da bilmem ne. Sen şu anda iki canlı olduğun için Rab tarafından zaten meleklerin var senin. O melekler tarafından korunuyorsun sen. Anladın mı? Ama her yaptığın olayda bir dua. Çünkü bebek... Senin de bir meleğinin başarısını dinliyoruz bir süredir. Baran'ın değil mi? Ayyaş. Baran, evet ya. Vurdu, yıktı, geçti. Baran'a bir alkış yapıyoruz. Yemin ediyorum. Baran hepimizi vallahi bugün babana dinledik. Sonra dedik ki ya Ayyaş açalım. Şurada iki kıvırdık vallahi hep beraber. Helal olsun. Baran çok başarılı bir çocuk. 3 yaşında benimle düet yapmıştı o. 3 yaşında? Tabii. Sosis diye bir şarkım yapmıştım onunla. O 3 yaşında bana o kadar güzel vokal yaptı ki. Baba müzisyen ve onun koşulun içinden çıkıp bambaşka bir vizyon yaratıp. Tabii. Popüler dünyada da bugün bütün gençlerin çok sevdiği biriyle bir araya getirip hem onun tarzına hem kendisiyle falan bütünleştirici, birleştirici enerji çocukları bunlar. Ve çok kıymetli bir şey yani. Yeni ve burada nesil. Tabii ki babanın faktörü ve Edis'in o kadar güzel yüreği var. Ay ki. Çok güzel yüreği. Levent Edis de çok seviyor. Biz fizik tedavide ya. Karşılıklı yani böyle çok seviyoruz çok onu ya. Çok sağ olsun. Yani bir baba olarak ben el attım evladıma ama Edis iyi ki de yapmış. Bir de yani genç, yakışıklı, seksi çok. Falan çok... Ama hep bir evlat enerjisi var ya onda ya. Bu çok güzel bir şey. İnsanlar tabii, bunu büyüdükçe koruyamaz. Tabii. Erkekler de çok çabuk kaybolur. Tabii. Kızlar kız çocuğu olarak kalırlar ama erkekler evlattır mesela. Tabii canım, enteresan. Canım, hani tabii. O evlatlığı çok güzel koruyabilmiş kız mı, biri. Erkek misin? Kız. Şimdi kız evladını baba olarak daha iyi algılayacak. Evladımın olduğunu daha hissedecek. Kız evladı çünkü başka. Başka değil mi? Erkek evladı evet atarlı tutarlı bilmem ne falan ama kız evladı öyle değil. Ben kızımla küçükken sevdecik saçlarını ya. Örüyordum. Hala da örüyorum. Ay bazen canım. Mesela şey gidiyor işte okula giderken annesi saçlarını yapıyor beğenmiyor dışarı bir çıkıyor. Baba beğenmedim diyor. Dedim yapalım kızım. Ben de çan çeremen tarak var tık 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 saçlarını yallediyoruz. Bir bakıyorum. O ben mesela gülmez böyle kaka atamaz. Yapıyor. Gerçekten. Melez o da. Melez. Onda resim şeyi var. Onda da başka bir şey var. Ha. Şimdi bir şey olmuş keman dersi alacağım diyor. O ellerden bilmiyorum. Aktarıyor. Evet. Evet. Bunun görsel açısı çok güzel. Evet görsellik. Bir de 10 yaşında görsen manken gibi kocaman. Ama o tüp bebek olduğunda doktor söyledi. Baran'dan büyük olacak o dedi. Ya. Tabii. O büyüyünce 18 yaşına gelince belki basketbol olacak. Bir de bileyim. Kocaman. Peki birbirinizin müziğiyle ilgili alışverişiniz şu anda nasıl? Oluyor. Oluyor. Baran bu şarkılarda o zamanlar çok önemli bir firma vardı. 5 tane şarkı yaptıktan sonra Baran benim duygularımı aldı, hislerimi aldı. Yeni versiyonla pekiştirdi. Ottoman yani Osmanlı müziği gibi yapıyor. Ama şirketleri de çok önemli şirkette şu anda. Ondan sonra buradan Haluk'a da sevgiler kardeşim. Yani oğluma sahip çıktılar. Cem kardeşim. Cem Şahan'a da teşekkür ederim. Yani çok önemli bir firmada. O önemli firmada olduğu için Türkiye'nin sosyal medyası onların elinde. Hmm. Şimdi Allah nasip ederse Baran'ı yetiştiriyorlar daha. Daha Baran şu anda seneye kadar 10 tane klibi hazır. Ve yurt dışına pazarlayacaklar onu. Yani anladın mı? Reklam sektörüne girecek Baran. Çok farklı. Çok Allah hastasıyız. Evladımın, çok Allah evladım, bütün evlatlarımızı Rabbim böyle sağlık versin ya. Sevde'de de müzisyenlik var ama o zaman. Ya aslında bir... dans ediyor filan yani o da. Uyuyacağım. Yani zaten sessiz. Bizim evde kimse aşağıdakiler diyor ki Tarık abi sizin sesiniz çıkmıyor. Nasıl yani? Kedi orada mıyılıyor ben öyle yapıyorum. Yani evde herkes sessiz. Herkes koltuğunda bizim evde öyle. Niye biz ev böyle? Çok sessiz. Evet. Yani ben şamata yaparsam gırgır şamata tamam yani. Varlığı yokluğu belli değil evdekilerin. Ama huzur var ya ondandır. Huzur bizde de öyle. Ankara'da tabii. Da İstanbul'da da huzur var. Niye Ankara? Bizim Levent'in işi yüzünden Ankara. Şu an kaldığımız Ankara evde bana Anıtkabir. Anıtkabir geliyor. Karşımız. Ve o kadar ışığı bizim yatak odasına böyle şey gibi giriyor ki evet. Var yani acayip bir enerji var. Gidip böyle bazı dokuyorsunuz. Geceler böyle sessiz dakikalarca Anıtkabir izlediğim olur yani. Allah rahmet eylesin atamızı. 4 yıl evlenmeyi ertelemişsin değil mi? Ha parasızlıktan. Düğün yapma şeyinden yani, dolayı evet, mı? Param aa. Yoktu. Tabii 4 sene bekledi benim eşim. 4 sene sonra nasıl bir düğün yaptın Tarık? Çok... İstediğin gibi oldu mu?
Öyle bir takı oldu ki Allah Allah yemin Allah. Et. Herkes geldi o zamanlar yani. Çok güzel bir düğün oldu. Mahallede mi şey mi böyle? Yok, salondu. Kına gecesi ama işimi mahallede oldu. Of. Ne düğün oldu be. Hastasıyım ne bu kına gecelerin yani. Ya. Nasıl bir oynama, ne danslar, ne... Tarık bir şey söyleyeceğim. Ben giyimlere de bayılırım. Romanları. Coşkulu renklere... Ya dans zaten Allah vergisi bir şey de. Ben hiç şey yapamıyorum. Yani kalkıp ikimiz dans etsek diyorum ki... Yani genlerde var ama. Gen ne var abi? Zencilerde de var. Gen, evet abi. Zencilerin de yani. Sesi gibi siyahların... Brezilyalılarda var. Brezilyalılarda da var. Yani... Adam diyorsun ki neden sesi bu kadar güzel? Neden bu kadar böyle gırtlağı güzel? Amerikalı yani kardeşim. Ne kadar beyaz olursa olsun. Şöyle karşıdan bakayım. Hemen işime diyorum ki bu roman diyorum. Nereden bileceksin bembeyaz roman diyor. Hayır diyorum. Hareketlerinden belli. Ya da işte atıyorum roman olmayan birisi roman havası oynasın ya da bilmem ne. Onun ayak atışından anlarım. Ben de çok atik ve açık sözlü olmalarından bazen bakıp diyorum ki çok açık sözlü ve gerçekçi roman olabilir mi diyorum ya. Roman gizlemez çünkü. Bak, aslında acılarını, aslında çok sevinçliler ya. Acılarını hep içinde yaşıyorlar yani bakma. O günkü neşe. Bugün var diyor, bugün yiyeyim ne olacak anasını satayım yarın diyor. Roman oynayıp da Allah Allah diyenler de sadece romanlardır yani. Ne kadar? Mevlütler olsun mesela, mevlütlerde ses yok. Mevlüt biter ondan sonra roman havası başlar. Gerçekten mi ya? Ay çok güzelmiş ya. Şimdi beraber bu benim annemle çok ilgili olduğu için söylüyorum. Epey bir 10 yıldan fazla Dünya Kardeşlik Birliği'nde falan böyle konuşmacıydı falan. Spiritüel dünyanın çok böyle içindedir, bizi de o beslemiştir ve o hep öğretmeye çalışmıştır. Senin gibi hep müdahale ederdi kıtlık ve yokluk bilinci. Yani bir anda kaybediyorum. Mesela bir anda başarısızlık hissi geldiğinde bir gün dedi ki Gonca dur ve kapa gözlerini dedi. Tabii. Şu anda dedi bir yerdeyiz seninle dedi, ödül alacaksın, adını anons ediyorlar dedi. Sadece ödül almaya giderken yürüdüğün yolu bana tarif eder misin dedi. Ama ne kadar böyle çalışamadığım bir zaman, meselelerin istediğim gibi gitmiyor, oynuyorum kendimi, başarısız hissediyorum. Hep bu noktalarda ki çok sık çatışan bir anne kızız biz. Hani aynı evde oturdun mu zaten bu enerjiler hani iki cambaz aynı ipte olmuyor. Yokluk bilincine girdiğim zaman müdahaleleri ve dokunuşları çok kıymetlidir. Ve bu da demek bence... Demek ki sizin anneniz, benim de eşim. Mesela bu kadar fazla dua frekansa ben yandıktan sonra geçtim. Eskiden ama hep bu kadar şey bir kontağım yoktu. Şükürcü değildim. Hiç değildim. Ama şimdi aklıma gelmezdi diye ukalalık olmasın ama halbuki kendi ruhunu ve iç dünyanı şenlikli hale getirmek için zaman zaman ödüllendirmek gerekiyor. Yani mucizevi olan her şey için. Ve sonra ben dokunun, o yanan dokunun, ölen ve hani eşofmanıma artık çıkan derimi hastanede operasyon olup o küçücük dokuya ilmek ilmek Mehmet Veli Karaaltın, canım benim, Allah uzun ömür versin, oraya kök hücre yaptıktan sonra yani Tema Vakfı'nın başkanı bizim rahmetli Hayrettin Bey gibi her gün o dokuya bakıp bir küçük, çok iyiyim, bir küçük kıpırtıyı beklemek çok kıymetli bir hareket. Çok. Orada zaten o bağlantıyı kuruyorsun. Yani sabrı falan öğreniyorsun. Dolayısıyla umarım yakalayabildim anlattığın şey yani kendimden bir hikayeyle. Kendi kalbinin diğer insanların kalbine göre yavaş attığını söylemişsin. Bunu nasıl keşfettin? Nefes tekniği. Hep denizde, diplerde böyle araştırırdım mesela. Dalga şeyi olmadan böyle. İşte neler var? Tüpsüz nasıl, yani ne kadar dayanabiliyorsan. Evet, bunu ben heyecanlanmadan mesela iki kere başımdan bir şey geçti. İşkembe içiyorduk o zamanlar. Aklınızdan uzak. Sen çünkü hamilesin şimdi. Asistanım vardı. Biberi yedim. Kaldı. Acısı kaldı. Ölüyorum dedim. Ay. Karşıda. Ay benim başıma çok gelir ama ben Levent'in beni rezil edip. Hayır, yok öyle yok. Kişnemeye başladım. Öyle değil. Böyle bakarak. Kendini boğarsın. Ya pideciyi boşaltırım ben. Yok. Bütün pideciler böyle kaçabilir benden yani. Karşıda çocuk böyle diyor. Bak gözlerimden yaş akıyor. Tarık abi ne oluyorsun diyor. Ben böyle yaptım. Aa. Heyecanlandırma diyorum ben nefes tekniğiyle. Yavaş yavaş. Kendini kontrol altında yavaş yavaş. Yaptım gitti. Allah kız dermişsin. İşte onu beğendi. Biber derdi. Sonra yine geldi başıma. Kızım iptal ediyorum. Üzüm yiyorduk. Üzümü attım. Ay Funda böyle yap ne oluyor dedi. Dur diyorum yani.
Sakin, sakin, bana gelme sakın. O da garibim kaldı. Ay kıyamam. Arkadan geldi. Ha! Konuşamıyorum. Gözlerinden yaş gör. Sakin, sakin. Ondan sonra nefes aldım. Şeyde de mesela. Çile. Diyafram. Kavga ettin ya eşinle. Sakin. Ya sen çık ya da ben çıkayım. Birbirimizin kalbini kıracağız. Anladın? Sakin. Parçalarım onu beni bırakıp giderse. Ha, ha? Evin içinde diyorsun. Evin içinde canım. Evin içinde. Tabii ki sakin bugün, ol. Tabii bugüne kadar. Ya sen git. Kaç sene ama oldu? Nereye gidiyorsun? Kaç sene bana oldu? Arkadan. Kaç sene oldu? Bir sene olmadı. Bir sene oldu. Benim 25 sene var. Yani bir 25 sene dile kolay yani. Biz iki sene toruna karışırız herhalde bu kadar şimdi hızlı gittiğimiz için. Lazım. Biz zip dosyası ya gibi ya yaşıyoruz ilişkimizi. Bak. Merhaba, şimdi, hop, amileyim falan böyle. Allah nasip etsin yeğenim inşallah dünyaya gelsin böyle sağlıklı bir şekilde. Gülün gülün, içinizi atmayın gülün. Bak, enişte, bebek gelince sen rahatsın. Rahat. Çünkü sen bebeğinle artık işte. O da işine gücüne baksın bilmem ne. Aynen öyle. Ama senin her dediğini yapması lazım. Aynen öyle. Kılık kıyafetine ve dış görünüşüne verdiğin önemli nedeni babanmış. Ay babacığım Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Eskiden onun adı Avare Yaşar'dı. Benim de dedem Avare İboy'du. Allah aşkına. Evet. Kız akraba olmayalım. İnşallah, inşallah. Evet. Avare İboy'du. Avare Yaşar'dı. O Raşkopor filmlerinde Raşkopor, bilmem ne. Raşkopor, Avare, ben sana ne anlatacağım. Ay. Hemen dedikoduya gel. Hintli bir iş adamının gemisine, ha, yatıda değil. Gittik. Heyecanlandım. İnanamayacaksın Allah ama. Allah Allah. Hintli iş adamı ve eşiyle birlikte bize bir yemek verdiler ve köri 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 hangari şeklinde yemek yiyoruz biz. Tamam, tamam mı? Ha, anladın. Anladım. Köri. Arkadaşları var. O da Hindistan'dan arkadaşları falan. Konuştuk konuştuk. Yani böyle durdum, herkes bir şey anlatıyor. İşte ben Hindistan'a gittiğimde şöyleydi falan, zengin tipler var. Vallahi dedim çok tesadüf. Benim dedim tek bağlantım dedim. Dedem dedim işte Raşkapor'dan dedim, Avare Hanım dedim çok söylermiş. Çok da dedim o köstekli saati dedim, evet, şey dedim oynarmış dedim. Yanındaki kadın bir çığlık attı, dedi ki ben geliniyim Raşkapor'un. Ay yapma. Yemin ediyorum. Yemin ay ediyorum. Ya. Ulan dedim Gonca. Ay. Ne oluyor be? Ha? Çok acayip hikaye. Ya benim çok nasıl mutlu oldum dedeciğim, o da Allah çok rahmet eylesin. Hani böyle ay neyse, bütün avaralar çok vallahi mutlu olmuştur ya. Yani. Çok acayip babam bir hikaye. Babam eski mahallede babama fotel şapkası varmış. Böyle gömleklerini böyle şey yaparmış. Kıvırırmış ceketini. Köstekli saati. O kadar saati. Temiz ki, temizmiş ya. Ki. Şeye taşta oturduğu zaman mendilini böyle bir çıkartırmış. Serermiş. Ayaklarının üstünde uçarak oynarmış. Adama kan Avare uçlarında falan. Abi inanamıyorum. Sonra ne olmuş? Babamın ismi Avare Yaşar kalmış. Babam beni görünce hep ağlardı mesela. Şey diyordu. Benim gençliğimsin sen. Benim o yıllardaki gençliğimsin. Yani onu hissediyordu adam, anladın mı? Belki de benim soyum yani oradan geliyor bu. Hint dediğin zaman evet, ben hayalimde benim inşallah bir gün Hindistan'a gitmek istiyorum. Klip çekmek istiyorum orada mesela. Ay ne kadar güzel olur sen klip çeksen. Çok istiyorum. Yani senin ekiple ben de takılıp. İnşallah gideriz. O iş adamının bizde cebi var, ararız deriz gideriz. Ki baba geliyoruz, geliyoruz yani. Sence bunu kim demiştir, köşemiz var? Demiş ki ben Sünger Bob değilim. Kibariye. Lapsekili Tayfur, Cemil İpek. Üçünden hangisi söylemiştir bu çizgi film olan? Kibariye demiş mesela. Hiç yani sevgiyor, ne ara kibar... Sünger Baba. Evet yani ben şaşırdım ona, ben size yemin ediyorum. Demek ki kızı var ya. Ben bunu çok seviyorum. Bunun cevabıyla söyleyeceğim. Çünkü bu şıklar arasında giremeyecek kadar muntazam hayranı olduğum insan. Her bölüm beni ziyaret ediyor. Bir gün şu koltuğa gelecek, çağırıyorum. Yıldız Silbe demiş ki eğer uzaylılar varsa... Onlar da dünyalılara inanmıyordur. Abi. Evet. Ya çok güzel. Evet. Evet. Ne demiş ki, yoksa kapı açık niye gelmesinler değil mi? Korkuyorlar bence. Bizden mi korkuyorlarmış? Ben yani de uzaylıların da, gerçek olduğunu biliyorum. Ya da uzaylıların biliyorum. Hepsi Başak Burcu'ysa benim gibi samimi olmadan gidemiyor olabilirler. Ben de hep söylerim, uzaylılar gelecek. Ben oraya ekstraya gideceğim. Şak evet. Şukayı yapacağız. Kına gecesi olacak oralarda.
Peki Sinem Güven'e ben o kadar bu tarığa hazırladıklarınıza o kadar güldüm ki şık sayamadım gerçekten. Sinem Güven'in çok kıymet verdiğim bir sözünü ve duruşunu söylemek istiyorum. Meme kanserine karşıyım demiş. Niye karşı kız? Gelmiş başa. Gel ben. Tövbe ya Rabbim ya, niye karşı? Ha, bir de bu spiritüel dünya ile gerçek dünya arasındaki köprünün kırıldığı tek isim Yusuf Güney bence. Yani Yusuf Güney temasta değil, temaşada bence. Hani Deryuni. Buzulların arkasında bir hayat var. İnsan olmayanlar yaşıyor. Kandırıyorlar hepimizi demiş. Ama söyledikleri de doğru. Neden buradan bu tarafa gidiliyor da uçakla, neden kestirmeden gitsin? Neyse ben öbür soruya geçeyim. Büyük bir azimle koltuğa oturan bebek videosu üzerine aç kurusu nasıl da oturdu değil mi diyen adam Mehmet Ali Erbil mi, İbrahim Selim mi, Mehmet Ali Birant mı? Mehmet Ali Erbil'dir. Mehmet Ali Birant demiş ya bunu. Hayret! Evet, şimdi huzurlarınızda İstanbul'un en eski anıtlarından birini Ajda Pekkan'ı çağırıyorum. Kim demiş onu? Halit Kıvanç. Ajda Pekkan anıt gibidir yani. Heykeli dikilesici. Halit Kıvanç da bodozca bunu söyleyince böyle biraz olmamış gibi ya. Anıtlardan birini çağırıyorum denmez. Yaşayan efsane gibi söylemiştir. Hani heykeli dikilesice. Ama bak bizim Türk milletinde şey var biliyor musun? Niyetin iyi olduğunu garantiledikten sonra cümlenin içine sıçabilecek özgüvene sahip tek millet Türk. Vallahi bir şey söylüyorum. Benim niyetim iyiydi. Ben Vasfiye teyze de o yüzden kullandım. Hep iyi niyetimden yani, diye. Çünkü onun adını verdikten sonra o kartla her konsere girebiliyormuş gibi bir şey var yani. Tabii, yeter ki iyi niyet olsun. 2024 yılında artık bir estetik gelişti. Bir TDK'da düzenlemeler oldu kardeşim. Sen de cümlelerini tabii biraz seçiver diye söylüyorum. Yoksa hayat sadece iyi niyetle geçinerek güzel bir yer olsa... Zaten sen gelme buraya, niye doğdun ki yani, bu materyalle de bir ilişki kurmak çok önemli değil mi Tarık ya? Ha, etkiye tepki. Aa, o ne ha? Hey. Bana söyleyeceksin yani. Bir röportaj yaptık. Ha, vur. Vuracağım, ölecek zaten. Allah göstermesin öyle mi? Ben yine de diyorum Allah göstermesin evet. Ya. Evet. Bana evet. Böyle yaptı bir tane. Dedi ki sen de yani. O gazeteci mi? İnek gibi. Gazeteci yani, inek gibi. Yani. Ya dedi, Tarık Mengüç ya dedi. Aa. Sen de dedi şakşukayı yapmışsın dedi. Olur mu böyle ya dedi. Niye kardeşim olmasın dedim. Sustu. Bak canım benim dedim. Geldiler bana o anda. Aa, çok güzel gelirler. Bak dedim, öyle yerlere çağır bizi. Kabak çekirdeğimize gelin. Bak dedim canım gelin. Benim. Rahmetli dedim Barış Manço'yu tanıyorsun değil mi? Aa dedi, o dedi duayendir dedi. Başımızın tacıdır dedi. Ah be kardeşim dedim. O dedim domates bir patlıcanı yaptı ama dedim yemeğini yapamadı. Canım benim dedim. Onun da yemeğini ben yaptım dedim. Ağzına atayım seni ya. Hay dedi. Abi çok ne? İyi değil mi? Ahmet yönetmenim sen, atladı çok sen iyiydi. Sen benden laf darışına girebilir misin lan? Yemeğini de ben yaptım ulan dedi. Barış Manço bir idoldü. Adam marjinal farklıydı. Adam domates, biber, patlıcanı yaptı. Arafta kaldı. Gitti onun şakşukasını yaptım, yemeğini yaptım. Afiyet olsun sana. Ey evet gazeteci. Malzemeler masada kalmadı. Allah seni kaldırsın. Bir gün yine yemeğe gittik. Çok önemli altın sponsorları falan. Tarık Bey dediler. İşte denize girdik çıktık. Dediler ki çok önemli bir toplantı var. Siz de gelin. Şu böyle 12 kişilik masalar. Bir tane yanıma da benim bir tane zimbik oturdu. Adam böyle gayet elinde pıra. Sizi tanıyabilir miyim dedi bana. Tanısın kardeşim, sıkıntı yok dedim. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben dedim dünya çapında dedim çok önemli işler yapıyorum dedim. Dedim. Ondan sonra arkasına omuzuna vurdum böyle. Yarım saat sonra bir saat sonra benim kim olduğumu anlayacaksın dedim. Adam çünkü çekiyor. Çektikten sonra biliyorum ne olacağını. Tabii. Adam kafayı buldu. Tarif edeyim, öğreteyim sana. Oynamaya başladı. Tabii. Canım benim dedim. İşte ben oyum dedim. Tarık Mengüç'üm ben, şakşukayım dedim, afiyet evet olsun dedim. Kafayı da bulmuşsun dedim. Bak dedim altını işeme. Ben çok iyiyim ama benim böyle damarıma yaptıkları zaman yandı. Kaçacak delik arasınlar. Bunun benim aurama. Tetiği dilinde. Bak benim aurama var ya. Bir gün televizyon programına gittim ilk şakşuka zamanında. Ne yapıyorsun dedi, hoş geldin dedi bana. Ben de Antalya'dan şeyden gelmişim, Malatya'dan şortlarla, karizmatik böyle şapkalarla. Niye öyle diyor? Hani ben romanım ya. Ezecek beni. Sen kimsin dedim ben.
Sen kimsin dedim. Ben sana böyle mi konuşuyorum? Programı terk ediyorum dedim. Aa! Tabii! Ay, ve terk ettim. Benim içimde de yemin ediyorum yani bu Allah tarafından benimle, böyle bir edepsizlik seven bir tarafım var. Böyle oldum hemen tırnağımı sürtüyorum daha da büyüsün diye. Biz Türkiye'liyiz. Hep herkes birbirini seviyor. Karadenizlisi, Malatyalısı bilmem nesi. Roman halkımı benim kimse yere batıramaz. O şiveyle tabii ki konuşsunlar ama asla o hissi yapamaz. Bilmem. Ben şakşukayı çıkarttığımda dedim ki ben dünya çapında romanların Tarkan'ı olacağım. Kılımla, kıyafetimle, adabımla, edebimle, şarkılarımla, soundumla bilmem neyle. O roman insanı kimse küçümseyemez. Tabii ki roman müziklerini yapan kötü şarkılar da yapanlar var. Hani bize yakışmayan şarkılar da yapılıyor. Bana bir gün dediler ki Nazire çok güzel dans ediyor. Nazire bir şey oldu. İki gün Hüsnü Şenlendiricilere gittim. Nazire'ye döndüm dedim ki sana dedim dans edeceğim. Nazire koltukta ayakları toplamış bakıyor bana böyle. Ne saçmalacak acaba diye. Allah'ım eller göbekler attım böyle bir süre seyretti ben... Nazire böyle yaptı. Genlerimden özür dile. Ben seni seyrettim. Özür dile genlerimden. 200'lileri yapmıştım. Aa, evet, ben yıkıldım. 200'lileri yaptım. Sonra başka bir ara bir film setinde oynadım ama ben çok seviyorum abi. Ben şu bizim anda... oyuncu Şükran Ovalı arkadaşlar öyle bir oynar ki yani en bayıldığım dansına onu çok öpüyorum buradan. Şükran'dı Şükran acayip güzel dans eder. Bu bambaşka bir kültür. Ataşehir daha hiç Ataşehir olmamış. Ataşehir olmadan önce Ataşehir romanların yeni apartmanlar yapılmış. Fakat bir yandan apartmanın uzağında böyle gece kondular var. İşte atlı at arabaları var, atlar var falan. Onlar böyle meyveler, sebzeler arkaya atılır. O eğerden toplanır, bunlar gelirler. Attan inerler bir şey, davul zurna, böyle dümbelek bir ben abi apartmandan hemen aşağı inip onların evine gidiyorum. Beni oradan topluyorlar. At dedin de benim aklıma geldi. Biz eski Çıkmaz Sokak'ta oturuyoruz. Çok eski. Bunu ben inşallah bir gün bir film olursa bu senaryoyu da oraya koyacağım. Allah roman filmi istiyorum. Ama onların acısını, sevincini yaşatacak bilmem ne filan. Yatıyoruz ve gece 4'te 5'te öyle bir ses geldi ki çığlıklar bilmem neler. Düştü. Kim düştü? Herkes pijamasına giren bilmem ne. Ara sokağa girdi. Orada Nazif abinin atı vardı. Araya düşmüş at. Tabii araya düşmüş. Atla bir baktık ışıkları gitti. Işıklar at nasıl olmuş biliyor musun? Bacaklar böyle. Ay kıyamam ya. Şimdi biz onu nasıl çekeceğiz? Adam gayet relax diyor ki. İple şeyle, ay çok zor düşünemiyorum. Yahu dedi sen dedi koştun dedi. Burada mı dinleniyorsun kardeşim dedi. Biz onu çektik. Çeke. Zaten at zayıftı. Çok zayıftı. Onu bir de koşturuyordu mahallede. Tık 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 tık. Hayvan çıktı. Hayvanı kaldırdık. Hayvan... Hiçbir şey yoktu bana. Hayvanın bir yok şey bir yoktu. Yok bir şey. Ama böyle. Hayvanın hali yok. Hayvanın hali yok. Koş diyor. Hayvan nasıl koş? Koşturdu bir de onu. Yani o at Nazif abinin atı ondan sonra kim bilir nereye gitti. Bir şey soracağım. Allah vergisi romanlar neden kaynaklı diyorum ben. Mesela öyle bir dayanıklılık, öyle bir çile hikayesinden gelme ki. Ay, en ufak bir şeyde benim bir roman arkadaşım vardı. Böyle işte ayağını tırnağını bir şey oldu. Ya tırnağını şey yapıyor. Böyle pardon. Öldük mü? Ondan sonra şu oldu. Ya dedim şurana bir şey olmuş, böyle olmuş. Yandı mı? Hani hep şey bana, beni hep güçlen. Yani kızım ölmedik yani, devam et. Ya tamam diyorum, şurayı da bir düzeltelim yani. Ya boş ver, sen şimdi derdimi dinle benim falan. Ya. Çok güzel bir dirayet ve direniş hikayesi onlarınki. Ve gerçekten yapımcılara soruyoruz. Biz çok güzel bir roman hikayesi izlemek istiyoruz abi artık. İşte, ne olur keşke. Ya. Keşke. Siora'nın bir tane böyle bir şeyini paylaştık. Twitter'da gördüm, çok beğendim yani. Roman bir düşünür şey diyor yani bu kültürdeki insanların özellikle yani çilekeş ailelerde ve çilekeş hayatlarda yetişen insanlar diyor hayatın içinde hep hakikati aramakla görevlidirler diyor. Tabii. O yüzden Tabii. bu görev çok böyle nevi şahsına münasır bir gen. Gel. Ve iyi ki ben böyle bir geni burada misafir ettim. Ama gerçekten öyle canım. Evet. Ama sürprizimizi yapmadık. Yap sürprizini. İyi hadi gelsin. Gel spontan gelişecek. Tamam mı? Hadi gelsin. Tamam hadi bismillah. Tamam gelişsin hadi. Ya, şimdi sen bana telefon açtığında müzik camiasında ben besteye herkese küstüğümde sen bana enerji verdiğinde sana özel münahasır bir beste yaptım. Ve kemancıyla davrukacıyı da getirdim. Allah! Allah!
O Gonca busletleri biraz uçuk, biraz kaçık, biraz deli. Büyülüyor onun güzelliği, çekiciliği. O Gonca busletleri biraz uçuk, biraz kaçık, biraz deli. Büyülüyor onun güzelliği, hey çekiciliği, maşallah. Teri teri teri, Gonca busla teri 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 teri. Bekliyor bebeciğini teri teri teri. Yılın anneciği, hazırsan başlayalım. Hazır değilsen başlayalım. Oh Gonca busla teri, biraz uçuk biraz kaçık biraz deli. Büyülüyor onun güzelliği, çekiciliği. Hazır değilsen başlayalım. Teri teri teri, Gonca busla teri 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 teri. Bekliyor bebeciğini teri teri teri. Yılın anneciği, hadi hadi ayo veri. Teri teri teri, yılın anneciği teri teri teri. Bekliyor bebeciğini teri teri teri. Yılın anneciği, hadi hadi ayo veri. Gonca busla teri, biraz uçuk biraz kaçık biraz deli. Gelsene bebeğim, güzelliği, Teray, çekiciliği. Gel teri teri, Teray. Gonca busla teri 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 teri. Bekliyor bebeciğini teri teri teri. Yılın anneciği, hadi hadi anne beni. Teri 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 te